Buyurun. Mahmut Bey, şehirler arası sizi arıyorlar. Bağlayın. Yanılmıyorsam bu ses Mahmut Tuncer Bey'e ait. Evet, sınavı kazandınız. Buna sevindim. Ömrümde ilk kez bir sınav kazandım. Demek hep kayıptasınız. Dünyaya gelişim bile bir zaman kaybı. Yok canım. Neden böyle düşündüğünüzü anlayamadım doğrusu. Bu kadar karamsar olmayın. Galiba haklısın. Konuşmalarımız trajediye dönüştü. Evet öyle. Oysa konuşacak daha güzel konularımız olmalı. Haklısınız. Bu da ortak bir yanımızın olmasına bağlı. Pek ortak bir yanımızın olacağını sanmıyorum. Siz ünlü biri, bense sıradan bir hayranınızım. Sizin gibi değerli seyircilerim olmasaydı, ben şimdi Doruk'ta olamazdım. Demek ki bir ortak yanımız var. Yahu kim olduğunu öğrensene! Kendinizi tanıtmayacak mısınız? Ben kırklar elinde kanatsız bir kuşum. İsterseniz kanat takabilirim size. Bu kadar güçlüyseniz zaman geçirmeden uçun bana. Allah Allah! Adres verin bana, kanatlanayım hemen. Samimiyim tabii. Ama kendinizi hala tanıtmadınız. Bu geceki eğlencede ön masada oturan üç hanımdan biriyim. Öyle mi? Tabii sahnedeyken beni fark edeceğinizi pek tahmin etmiyorum. Beni hatırlamayabilirsiniz. Sizi iyi tanıyorum. Beni gözleriyle etkileyen tek güzel kadınsınız. Tekirdağ'la aramızda pek o kadar uzaklık yok. Bu gece misafirim olmak istersen, telefon numaramı verebilirim. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Annemle birlikteyim. Annenizle aynı çatı altında mı olacağız? Annem özel hayatıma karışmaz. İleri görüşlüdür. Evet dersen, çiçeklerin en güzelini sunmaya hazırım. Bu güzel çiçeği koklamak için, gece karanlığını yırtmaya hazırım. Buraya gelince bana telefon edersiniz. Ama geleceksiniz. Elbette. Mutlaka geleceğim. Söz. Eğer gelecekseniz 148-27'ye bir telefon edin. Hemen adresi veririm. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah evet demez de başımız da derde girmez. Gerçekten gidecek misin? Bilmem. Git eğlen be. Bekar adamsın, hakkın senin. Kısmet ayağına gelmişken kaçırma. Manyak mısın oğlum? Saat 2 lan. İyi ya işte, kimse seni fark etmez. Peki, sen durumu idare edersin. Edersin, edersin. Selamun aleyküm. Bu doğru olamaz. Bu doğru olamaz. Ama doğru. Mahmut Tuncer'in ta kendisi. Doğru muyum abi? Doğrusun. Hoş geldin abi. Buyur abi. Hoş gördük kardeş.
Emret abicim. Bir telefon edebilir miyim? Bin telefon et abicim. Biri de türkülü olsun. Ben türküyü çok severim. Kendim de türkü sözleri yazarım. Bak bak abicim, bütün bu şiirler bana ait. En az 10 türkülük malzeme var. Bak bak, bu şiirimi dinle. Sus sus, perişan kalbim. Uçtun gittin elimden. Ben de düştüm eşekten. Ne olacak benim bu halim? Sen bir harikasın. Harikasın, şiirimi okuyayım abi. Tamam. Tüm şiirlerini dinleyeceğim. Şimdi izin ver de şu telefonu kullanayım. Bitir işini de abi. Bak sana daha ne şiirler okuyacağım. Aklın duracak. İki tanesini okusan... kardeşini de meşhur edip kurtarırsın bu hayattan. Şu telefonumu edeyim ben. Seni de bu hayattan kurtaracağım. Müsaade et. Biraz açıl bakalım sen şöyle. Alo. Kimi aradınız? İlkbahar çiçeğini. Karşınızda. Adres. Geldi. Tehlikeli bir maceraya atılıyorsun. Bir gecelik. Yerin kulağı vardır. Ona yeterince para gönderiyorum. Sen bilirsin. Duyarsa çok kötü olabilir. Sanmıyorum. O paradan başka şey düşünmez. Alo. Bu sessizlik ne? Affedersin. Beklettim seni. Önemli değil. Annemle konuşuyordum. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Önemli bir açıklama yapacağım. Bu açıklamamdan sonra karar senin. Çünkü... doğruyu söylemek zorundayım. Ben... Evet, sen? Bu... telefon ettiğin yer... bir genel evdir. Ben de... bir genel ev kadınıyım. Alo? Alo? Mahmut? Mahmut, orada mısın? Şaşırdın değil mi? Annem dediğim kadın... benim patronum. Onun odasından açıyorum şimdi. Bu açıklamadan sonra... karar verme hakkı sana ait. Gelmeye karar verirsen bekliyorum. 27 numaralı ev. Gelirsen kapıda olacağım. Ha, tamam abicim. Bu şiirim hepsinden daha etkili. Genel ev ne tarafta? Ha? Genel ev ne tarafta dedim? Sağdan ilk sokaktan yürü, şehir çıkışına geleceksin. Sağda demir kapıyı görürsün. Bol bol şiir yazarsın bununla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 27 numara ne tarafta? Şurada, ileride arka tarafta. Sağ olasın. Ben de sağ ol. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Girsene. Güzel masa. Buraya geldiğin duyulursa senin için hiç de hoş olmam. Boş ver. Kim ne düşünürse düşünsün, umurumda bile değil. Adın neydi senin? Çiğdem. Onu biliyorum. Gerçek adın mı? Buradakilerin hiçbiri gerçek adını kullanmazdı. Ya sen? Boş ver canım. Ayşe de, Fatma de. Ne dersen. Evet Ayşeciğim ya da Fatmacığım. Burada olmamızın şerefi. Son 10 gün içinde zaman bulursan beni hatırla. Seni her zaman hatırlayacağım. Kim bilir belki de turne sonu... ...yine bir gece ansızın kapını çalabilirim. Turne ne kadar sonra bitiyor? Daha 20 gün var. 10 gün içinde. Neden zaman koşulunu getiriyorsun? 10 gün sonra beni sakın arama. Bu 10 gün sözünden hiçbir şey çıkaramadım. Sen gene çıkartmak için o güzel beynini yorma.
10 günü unutmayacağım. Şişt, uyan! Mahmut! Mahmut! Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Saat soracak başka birini bulamadın mı? Adam! Beni mahvetmek mi istiyorsun? Bunu bana mı söylüyorsun? Sana kim kazandırıyor? Ah, peki, tamam. Gene tartışmaya girmeyelim. Geç kaldık. Ekip bizi bekliyor. Hadi. Tamam, sen git geliyorum. Tamam.